Herkese tekrar merhabalar. Üçüncü bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Letittay'dan ben Suat. İşte üçüncü bölüme geldik. Şimdi üçüncü bölümde olabildiğince acele etmeye çalışacağım. Şuradan iki çeşit silah alalım hemen. Bu sefer artık katlara giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kule zaten bayağı uzun. Şöyle koşarak gidelim. Koşmayı falan böyle ne bileyim hareketleri, yuvarlanmayı, vurmayı, kaçınmayı, korunmayı falan kontrollere falan bakıp çözersiniz. Onları tek tek göstermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Onları da kendiniz bulun yani bir zahmet. Böyle çıkışlarımızda genellikle yürüyen merdivenler aracılığıyla, ayrıca asansörleri açarken bizim evdeki asansörden de açtığımız asansörlü katlara çıkmak suretiyle de çıkışlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Her neyse, cümlelerde bazen fazla uzatıp böyle düşününce saçmalayabiliyorum. Buraya da böyle bir vana koymuşlar. Oh, kol hala titriyor. Ben titreşimi kapatmayı unutmuşum. Neyse, onu kapatırım şimdi. Duvara bak. Bir tane de değil. Üç tane mi? Yok. Dört tane. Şimdi abi bir soru soracağım. Madem böyle bir güvenlik önlemi koydunuz buraya, bu kadar kalın kalın Mordor'un kapıları gibi duvarlar koydunuz buraya, niye bir tane vanayla açılıyor ki? Bir bulmaca koyaydınız bari. De bir şeye benzesin. Neyse. Ha. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşı tanıdınız mı? Oyunda böyle her katta bir tane insan karakterle karşılaşmanız mümkün. Bu da bizim ilk bölümde öldüğümüz karakterimizin ta kendisi. Bunu katta öldürmeyi başarırsak eğer, bu... Aa, yoruldum. Fazla yuvarlanma yaptım arka arkaya. Şimdi elime bir silah alayım. Bunun üstündeki her türlü zımbırtıyı feda ederek, üstünde hiçbir şey kalmayacak şekilde, eğer çıkartmaları falan varsa da onlar da siliniyor. Tamamen çırılçıplak bir şekilde kurtarmış oluyoruz. Ve karakter buzdolabı olarak adlandırdıkları zırvalığın içine atmış oluyoruz arkadaşlar. Şu an ölüm amca bu işlemi gerçekleştirdi. Zaten bunu ölüm amca yapıyor. Şimdi o karakterimizi kurtarmış olduk. O karakterimiz artık güvende. Ölü değil. Karakterlerimizle bir yerlerde öldüğümüzde onlar hater'a dönüşüyor. Burada anlattığı gibi hater da işte nefret dolu demek. Ya böyle hater dediği şey oyundaki diğer insan karakterler, ama bunlar hani oyunda hiç dostunuz olmadığı için bunlar da size saldırıyor. Ama bunlar zombi değiller. Daha akıllılar. Daha hızlı saldırılar yapabiliyorlar. Daha güçlüler. Anlık böyle geri çekilmeler, yuvarlanmalar, kaçınmalar falan yapabiliyorlar. Bunlarla savaşmak daha zor. Tabi hepsini gene PlayStation'ın kendisi kontrol ettiği için çok da bir önemi yok. Ha işte bu da mantar çeşitlerimizden biri. 5 milyon indirme özel mi? Yok, değil. Yaz etkinliğine özel, oyunun yaz gelmesi şerefine yaptığı şemsiye mantarları. Para karşılığında satılıyor. Değerli mantarlar. Ve işte hayvanlar. Hayvanlardan söz etmiş. Hayvanların yakalanmasından, içlerinden mantarlar çıkmasından ve pişirilebilmelerinden söz etmiş. Şöyle bir eğilme hareketimiz var. Eğilerek hayvanın yanına yaklaşıp doğru zamanda tuşa basarsak yakalayabiliyoruz. Bunu çantaya atıp veya yiyebiliyoruz. İster çantaya atıp ister yiyebiliyoruz. Ben yiyeyim. Canım azaldı benim. Ben o sebepten yedim bunu. Hop, canım doldu. Bir de böyle bir el bombası şeklinde bir mantar gördük. Bu da fırlatılıp düşmanların üstüne fırlatılabileceğiniz bir mantar. Fırlatıldığında patlıyor. Bunu da hemen şurada göreceğimiz düşmanların üstüne fırlatarak patlatalım. Ve silah ustalığı. Burada da böyle gene bunlar hepsi tutoriallere geliyor. Oradan da istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Kullandığınız her silah kullandıkça
20'ye kadar birikecek ustalık seviyeleri açılacak silahların. 20 olduğunda silahı en iyi şekilde kullanabiliyor olacaksınız. Mesela bu apokaliptik hokey sopasının ustalığı şu an bir kere arttı. Saldırı gücü %1 artmış oldu. Şimdi bunu da apokaliptik hokey sopasıyla öldürdüm. Bu sefer yarıya geldi. Neyse şu kurbağalardan yakalayalım. Şimdi acele edelim bu videoyu çok uzatmamamız için. Ha, şunu unuttum. Bu neydi? Yotsuyama biyonikleri. Aynen. Yotsuyama denen herif bize günlük bonusları yollayan Yotsuyama. Yanlışıyla tıkladım. Underworld Rolodex'te şurada My Collection seçeneğini seçerseniz eğer burada Yotsuyama Bionix kataloğu göreceksiniz. YB kataloğu. Bunların da mimarı gene Yotsuyama'dır. Oyunda böyle değişik yarı robot yarı canlımsı böyle canlımsı yaratıklara rastlayacağız. Demin öldürdüğüm onlardan en mal olan versiyonuydu. Onların böyle en az tehlikeli olanı, en zayıf olanlarından biriydi. Daha bunlardan başka 6 çeşit mevcut gördüğünüz gibi. Bunların böyle sayfaları var. İşte boyları ne kadar, kiloları ne kadar falan gibisinden bütün özelliklerini anlatmışlar bu şeylerde. Bunları ileride toplayabilirsiniz. Ayrıca burada şeyler var. Oyundaki 4 büyük bölüm canavarından söz etmiştim. Onların hikayelerini anlatan böyle sayfalarda toplamanız mevcut. Her birinden 6 sayfa falan var. Sonra Stamp Rally denilen bir olayımız var. Onlardan da ileride bahsederiz. Bulduğumuzda bahsederiz. Onu da çok daha abartmayalım. Bir de hafızalar. Bölüm canavarını yendiğimizde Ölüm Amca, o DH servisinde çalışan Kiwaka Seto, üçümüz beraber fotoğraf çekiliyoruz. Çekiniyoruz. O fotoğraflar da buraya kaydoluyor. O da burada. Tamam. Hadi gidelim. Böyle sandıkların içinden para falan çıkabiliyor. Sandıkların içinden daha başka şeyler de çıkabiliyor. Burada silahın hafif hareketi. Şimdi de bir goretastik hareketi yaptı. İşte bu. Size goretastik hareketinden de söz edeyim. Eğer ilk bölümde söz etmediysem, galiba söz etmedim. Yapma fırsatı olmadı. Adam. Bakmadığım anda vuruyor. Şimdi bazen düşmanlarla savaşırken düşmanlarımızın genelde az canlarda savunmasız hale gelme şansları var. Böyle bir an acayip kötü bir hale gelebiliyorlar. Ve o zaman onlara yanlarına gelip öfke hareketi yapar gibi üçgene basılı tutarak vuruş yaptığımızda artık hangi silahla yapıyorsak o hareketin o silahın şekil öldürme hareketini görmüş oluyor. Mortal Kombat oynadıysanız bilirsiniz her oradaki fatality olayı gibi. Şimdi böyle düşmanların üzerinden de çeşitli silahlar, zırhlar bulmanız mümkün. Kurbağa almıştık. Onlardan bir tane daha yiyelim de canımız da olsun. Havai fişek tabancası. Gerçi düşük seviyelerde olduğumuz için çok da bir şey yapmıyor. Şu daha iyi. Çekici çıktı mesela. Onu da alabilirsiniz isterseniz ama ben şimdi almıyorum. Hatta şurada bir işe yaramıyor gibi. Onu da atayım. Ha, el bombasını denememiştik. El bombasını da atalım. Şöyle şunun üstüne. İşte bu. Gördüğünüz gibi patladı. El bombasının da olayı bu. Patlıyor. Normal el bombası gibi. Tahmin edebileceğiniz gibi. El bombaları patlıyor arkadaşlar. Olması gerektiği gibi yani. Siz ne yapmasını bekliyordunuz ki sen? Neyse. Çok da oyalanmadan bu videomuzda da biraz ilerleyip merkeze geri dönüp merkezde açılmayan bazı zımbırtılar vardı.
üçüncü kata gidip üçüncü kattaki asansörümüzü aktif hale getirip üçüncü kattaki asansörden merkezdeki asansörümüze inerekten eve geri dönüp evdeki açılmayan içeriklerin tanıtımlarını da yaptıktan sonracığıma bu videoyu da orada noktalamayı düşünüyorum. Umarım gelmeden önce bir tane silah veya zırhın şemasını da bulmuş olurum. Bulamasak da sağlık olsun. Şemaların çok önemli olduğundan size bahsetmiştim. Şemaları nerede görürseniz almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onlar için ne bırakmak zorunda olursanız olun, şemaları alın arkadaşlar. Çünkü onlar olmadan, yani mesela bir şapka buldum ama takacak can yok. İki yıldızlı mıydı o? Aynen, iki yıldıza geliştirilmiş bir şapka. Şimdi ben de o şey çantı neydi, şapkayı takacak can yok ama şu zırhı giyebilecek can varmış. Zırhı giydik. Umarım şunun da pantolonu çıkar. Çıkmadı. Neyse, sağlık olsun. Oyunun üçüncü katına çok fazla zorlanmadan gelebilirsiniz ama oyun, emin olun, bayağı bildiğin ömür törpüsü diyebileceğimiz tarzda zor ve sinir edici bir oyundur. Çok da sinir olmamak için size şimdiden tavsiyem, tabi bu tavsiyemi ileride unutabilirsiniz oynarsanız, sakın bir şeyleri yapmakta acele etmeyin. Ha, unuttum. İlk katta da asansör vardı. Doğru. Asansör. Asansörün bizim en iyi dostlarımızdan biri olduğundan bahsediyor. Şu ücretli, şu neydi, günlük geçiş kartlarını kullandığımızda açılan asansörün içinde çalışan hostes gibi bir ablamız vardı. Ondan söz ediyor. Falan filan. Şu kolu yukarı çevirdiğimizde asansör aktif hale geliyor. Bununla istediğimiz zaman eve inebiliyoruz. Tabii ücretin mukabilinde. Ama ben şimdilik devam edeyim. Hem oyundaki ilk basit bölüm canavarımızla yüzleşmek için üçüncü kata kadar çıkayım. Üçüncü kattaki asansörle geri döneyim diyorum. Böylesine daha mantıklı buluyorum arkadaşlar. Hem video çok da kısa bitmesin diye. Oyunda çok fazla toplanılabilir içerik var. Bunlardan söz etmiştim. Yotsuyama yaratıklarının şeylerini anlatan, özelliklerini anlatan kağıtlar. Büyük bölüm canavarlarının hikayeleri falan filan. O toplanılabilir her şeyi topladığınızda da açılacak bir kupası var. Ben hala kendi hesabımda o kupayı açamadım. En zor kupalarından birisidir. Neyse, şimdi böyle bir zımbırtı var. Bundan söz etmiş. Bu zımbırtıdan bahsedeyim size biraz. Buna tıklıyorsunuz. Eşyalarınızdan 5 tanesini seçip eve geri yollama şansınız oluyor. Ama def metal harcayarak ve def metalin oyunda ne kadar önemli olduğundan söz etmiştim. İşte deponuzun sınırını genişletmek, öldüğünüzde sizi diriltip devam ettirmek ve def metal karşılığında satın alınabilecek, def metalden başka bir şeye satın alınamayacak şeyler de var. Onlardan bahsetmedim. Yani def metali böyle saçma şeyler için harcamanızı hiç tavsiye etmem. O yüzden bunları çok da kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ha işte, çok güzel. Bu mantara rastlamam çok güzel oldu. Üçüncü bölümü bitirmeden bu iyi oldu. Ne diyor? Gain Blotnium. Parantez içinde de S. Bu en az Blotnium puanı veren mantar. Aynı zamanda yediğiniz zaman canınızı 3333 dolduruyor. Tabii bizim bir yıldızlık karakterlerin can sınırı asla 3300'lere çıkamaz. Yani bu illaki canımızı fuller. Neyse, şu kareyi yakalayım. Çantaya atalım. Demir var, demiri alalım. Bu da demir de yapı malzemelerinden birisidir. Demir hurda, iron scraps. Neyse,
Bak şurada da yağ varmış. Atık yağ. Vast oil. Bunlar çeşitli silahları, zırhları geliştirmekte kullanılan şeyler. Çok güzel. Bir tane de şema bulmayı başardık. Şemaları ilk bulduğunuzda böyle üstlerinde soru işareti yazıyor. Equipment name isminin altında, yani ismin yazması gereken yerde gene birkaç tane soru işareti oluyor. Yani bu neyin şeması olduğunu bilmediğiniz anlamına geliyor. Eğer böyle bir şey bulduysanız şanslısınız demektir. Eğer biliyor olsaydınız zaten almanızın bir anlamı kalmazdı, değil mi? Bunu alıyorsunuz. Chokukunsha denen Hitler büyüklüğü abinize gösteriyorsunuz. O da diyor ki bu palanın tarifi. Pala şeklinde bir kılıcımsı böyle bir silah var onunda. Bu onun tarifi diyor. Şu malzemeleri getir. Ben de bunu yapayım diyor. Testeremi kırdım. Yotsuyama biyoniklerinin bir kısmını daha harcamayı başardık. Neyse. Şimdi bir şey daha bulduk. Aha. Bu da ilk bölüm canavarımızın. Yani ilk büyük bölüm canavarımızın diyeyim. Şu hayvanları pişirelim de daha fazla can doldursun. Size pişirmeleri de göstermiş olayım hem. Böyle katlarda da ateşe rastlamanız mümkün. Sizin mantarlı hatunun orada da var zaten, söylemiştim. Oradaki ateşten de pişirebilirsiniz. Böyle hayvanları, mantarları pişirebiliyorsunuz. Tabii şunu niye pişirmedim? Şemsiye mantarı da pişirilebilen bir mantar değil. Çok fazla uzatmayalım. Bu video ilk iki bölüme oranla biraz daha uzun olabilir. O yüzden biraz acele etmeye çalışıyorum. Koşup koşup şöyle çarpıya basarsanız da bir uçan tık marketimiz mevcut. Onu da göstermiş oldum bu vesileyle. Hadi hayırlısı. Arkamdan saldım. Bu arada size şu hater'dan bahsetmiştim değil mi? Bu da oyundaki katlarda rastlanabilen insan karakterlerden birisi. Aynı kendi insan karakterimi dirilttiğim gibi. Bu da benim insan karakterim olsaydı bunu da diriltebilirdim öldürerek. Neyse. Oyunda böyle her katta bunlardan bir tane oluyor. İşte bunlar garip bir şekilde tüm zombilere de düşman oluyor. Size de düşman oluyor. Bunlar çarşı gibi. Alayına karşı. Size de karşı. Zombilere de karşı. Yani bırakırsanız bunlar da savaşıyor zaten. Tamam, ikisini de hacamat etmeyi başardık. Biraz kötü oynadım ama yapacak bir şey yok. Bir tane fare yiyip neşemizi bulalım. Tel varmış, onu alalım. Tellerde gene yapı malzemesi. Yapı malzemelerinin çeşitlerinden ve seviyelerinden daha ileride ayrıntılı bir şekilde bahsederim. Şimdilik toplayalım. Aha, bir tane daha o mantardan. Ben size anlatma amacıyla o mantarı yemiştim. Gerçi anlatmam gereken şeylerden de hepsini anlatamadım, unuttum. Blotnium dedik. O Blotnium ne? Kan puanı. Bakın şurada def metalinizin, sıfır olan def metalin karşısında görünen böyle kırmızımsı böyle bir kan sıçraması şeklinde gibi görünen işaret karşısında 10 yazıyor gördüğünüz gibi. Bu bulduğum, şunu da yersem 20 olacak. O oyunda çok çok değerli bir şeydir. Bir para birimidir. Aha, bir tane daha şema buldum. Onun ne işe yaradığına daha sonra geleyim. O biraz ayrıntılı çünkü. Şimdi bu damgalardan söz edelim. Oyunda böyle çeşitli oyun cihazları var. Bunları oynayarak şöyle yukarıdan inen çarpı işaretini çemberin içinde doğru zamanda durdurursanız perfect oluyor. Gerçi perfect olmasının çok da büyük bir önemi yok. Aslında hepsinin perfect olmasının çok büyük bir önemi var aslında da, hepsini perfect yapmak da imkansıza yakın. Çünkü burada gördüğünüz gibi inanılmaz derecede yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyordu o çarpı işareti. Ama ilk katlara çıktığınızda, aha yine bir karakter mala döndü. Goretastik hareket dediğimiz üçgene basıp tutuyorum ve çekici seçtim. Ama bu sefer de süresi bitti, yapamadım. Hadi buyurun. Neyse.
anlatma amacıyla yaptığım için böyle sakarlıklar olur. Bunları çok kafaya takmayın. Zamanında yapabilseydim bu sefer de çekicin şekil öldürme hareketini görmüş olacaktık. O şey, oyun cihazı yukarıdan aşağıya inen çarpı işaretini çemberin içinde doğru zamanda tutturmak suretiyle oynadığımız oyun zımbırtısı oyunda toplanılabilir içeriklerden, içerik çeşitlerinden birisi. Damga demiştim. O damgalardan birisi. İşte damgalardan birisini bulduk. Oyunda damgalar toplam 40 tane. Dördü büyük bölüm canavarlarının damgaları. Şuradan bakıyoruz. Çok da uzatmayıp asansöre gidip videoyu bitirmeliyiz. Neyse. Stamp Rally. İşte ikinciye basmış. İlkini bulamamışız. Neyse. Bunun da tamamı dolu olup sonracığıma nerede? Şu 8'ini de bulmuş olup sonracığıma şurada 6, 12, 18, 24 bunların da hepsini bulmuş olup bulmuş olup değil. Ondan sonra onu da bulduktan sonra yani onların hepsini bulduktan sonra o dediğim her şeyi toplama kupası açılmış olacak. Bu da Yotsuyama biyoniklerinden bir diğeri. Bunlar da arı gibi uçup kelebek gibi yok. Karıştırdım. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan Yotsuyama zımbırtıları. Çok uzatmayalım. Bunları da hacama çekip yün var bir tane. Onu da alalım. Sandığı açalım. Yine bilmediğimiz bir kağıt. Dediğim gibi bunların ne uğruna almak zorunda olursanız olun, alın. Yerine ne atacak olursanız olun, atın ve onları alın. Eğer üstünde soru işareti yazıyorsa onları almalısınız. Mesela keten. Keteni alamıyoruz. Şimdilik döner tekme atalım ve sarsılmadı. Neden sarsılmadığından öldürünce bahsedeyim. Kazmanın bazı hareketleri sarsılmazlık veriyor size arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Çekicimizi atalım. Kazmamızı alalım. Şimdi o vuracak ama ben de vuracağım. Gördüğünüz gibi sarsılmadı. Kazmanın bu hareketi sarsılmanıza engel oluyor. Gerçi şu hareketi de sarsılmanıza engel oluyor. Kazma böyle ağır güçlü bir silah. Kazmayla vuruş yaparken vuruş yerseniz eğer sarsılmıyorsunuz. Ama vuruş animasyonuna başlamış olmanız lazım. Siz hiç vuruşa başlamadan adam size vurursa sarsılırsınız. Neyse. Kendi çekicimi alayım ben. Kazma kırıldı. Düşmanlar da biraz güçlenmeye başladı hani. Diğer bir insana rastladık. Ve haklamayı başardık. Ama yorduk. Kalbim güp güp atmaya başladı. Neyse. Hadi acele edelim. Geç bunu. Kurbağayı yiyelim. Kazmamız da kırılmaya yüz tuttu. Umarım kazmamız da kırmadan asansöre ulaşabiliriz arkadaşlar. Beni resmen yordular. Asansör ne tarafta acaba? Orada da bir savaş odası var. Neyse şimdi onunla girip oyalanmayalım. Savaş odalarında böyle çeşitli sandıklar oluyor. Sandığı açıp kazmamız kırıldı. Şöyle bir öfke hareketi yapayım. Şimdi basalım. Adam yerdeyken üstüne yeterince zamanında yaparsanız hareketi arka arkaya 3 kere üstüne basabiliyorsunuz. Neyse. Koşalım. Mesela şimdi 3 kere yapamadım.
Neyse, oyalanmadan devam edelim. Sandığı açalım. Gene üç kere yapıyorum. Tamam, bunu da harcamayı başardık. Şimdi koşalım. Normalde öbür tarafta bir şeyler daha vardı ama. Şimdi şuradan gittim. Oho, bununla işimiz var. Yumruklarım çok az zarar veriyor. Bu arada bununla savaşma taktiğimi de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size saplanma hareketi yapmaya çalışacak. O sırada önünden şöyle hızlıca çekilirseniz yere saplanıp savunma sağlayacak. Bunlarla da bu şekilde savaşabilirsiniz. Neyse, bir kurbağa daha yiyelim. Gerçi bu biraz anlamsız oldu. Şimdi bu asansörü açıp buradan geri döneceğiz. Sonra şu tarafta da ilk bölüm canavarımız var. Onunla da daha sonra yüzleşiriz. Hemen eve dönüp şuradaki günlük geçiş kullanmadığımız için ücretli asansör kısmından, öbür taraf premium, eve geri dönüp evdeki açılmamış diğer içerikler şu an açılmış olacak. Onlardan da bahsedip bu videoyu da burada kapatalım. Bu video diğerlerine oranla biraz daha uzun olmuş olabilir. Bu arada kat işaretlerinin arasında dikkat ettiyseniz bir tane kırmızı bir kilit işareti vardı. Kırmızı kilit işareti şu anlama geliyor. Oradaki kilitli kapıyı bir vanayı çevirerek açabiliyorsunuz. Ancak o vanayı çeviremiyorsunuz. Çevirmenize izin vermiyor. Ayrıca demin hep de geriden geliyorum. Bazı anlattığım şeyler hep geriden oluyor. Yeni şeyleri kaçırıyorum. Sonra onları anlatıyorum. Şimdi demin asansörden indim. Paramızı ve topladığımız ruh puanımızı Buffalo Bankası ile SP Lithium Bankası kendi bünyelerine aldılar. Demin o animasyonu gördük. Neyse, şimdi de karakterimizin level atlatma zımbırtısına geldik. Şuradaki beyin zımbırtısı bize level atlatıyor. Topladığımız ustalık puanlarıyla, kulede savaşarak böyle topladığımız ustalık puanlarını kullanarak burada merkezde level atlayabiliyoruz. Dışarıda level atlamak mümkün değil. Canımızı şöyle fullledim. 5 puan yaptım. Sonra gücümüzü 5 puan arttıralım. Sonra şunu da arttıralım. Dexterity'yi arttırdık. Stamina'da enerji gibi bir şey. Onu da arttırdım. Sonra bir de Vitality'yi arttıralım. Şansı. Of, onu da arttırdım. Tamam, bu karakter son seviye oldu. Zaten bir yıldızlık bir karakterin level sınırı çok fazla olmadığı için bu karakteri son seviyeye yükseltmiş oldum. Deminki gördüğünüzde Ölüm Amca'nın yarın için yolladığı ödül. Bunun da açma süresi var. 19 saat 32 dakika sonra açılabilecek. Dediğim gibi her gün için bir tane yolluyor. Şimdi şunun mesajına gelelim. Bunların hepsi tutorial kısmına atılıyor. Siz de istediğiniz gibi, daha önce de dediğim gibi detaylıca inceleyebilirsiniz. Bu zımbırtı sizi level atlatıyor. Sonra SP Lithium tankından söz ettim. Blood şey yok. Ne? Buffalo tankından söz ettim. Geç buraları. Sonra şu zımbırtıya en son girelim. Ondan sonra bölümü bitirelim. Bu görevleri aldığımız şey zımbırtı. Bunun ucunda bir tane böyle genç liseli bir kız var. Adı neydi onun? Neyse. Görevleri ondan alıyoruz. Oralarda zaten görevleri alırken gösteririz. Şimdi karakter buzdolabımıza gelelim. Dediğim gibi burası Fighter Freezer, yani karakter derin dondurucusu. Böyle zirzopça bir isim vermişler. Oyunda toplam 10 karakter sınırımız var demiştim. Burada karakterlerin çeşitli sınıfları var. Şurada görünüyor. 4-4-8 tane karakter sınıfı var. Bunlardan
Zaten hepsinin açıklamaları yazıyor burada alt alta. İstediğiniz gibi detaylıca inceleyebilirsiniz. Sonracığıma... Tokyo Dev Metro'da zaten daha açılmamış. Güzel, tam planladım bunu. Sonra şuna gelelim. Burası da havuz şeyi, fışkiye zımbırtısı. Buradan bizim şeylerimizle, ölüm amcamızla, o dediğim Meijin denilen şu bize tavsiyeler veren çocukla, sonra şu görevleri aldığımız kızla falan şey yapabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Ölüm amcayı tekrar seçerseniz oyuna devam et anlamına geliyor. Bu Meijin'i seçerseniz size oyundan çeşitli tavsiyeler falan veriyor. Let me know if you have any questions. I'll give you some tips if I have the time. Bu çeşitli zamanlarda bize aklına geldikçe bazı ipuçları verecek oyunla ilgili. Buradan oyundaki bazı hikayeleri dinleyebiliyorsunuz. Mesela oyun bize Tower of Barbs olanı dinletmişti. Şu mantar olanı dinletebilirim veya Living Dead falan, ama yani isterseniz bunlar biraz sıkıcı geliyor bana. Siz kendiniz de hani çok istiyorsanız dinleyebilirsiniz. Buradan dinleniyor. Sonra bu buna gelelim. Şey, görevleri aldığımız kız. Evet. Burada bir ton görev var. Gördüğünüz gibi. Daha bir de zorluk seviyelerine göre de daha da artıyor görevler. Şu en sondaki seçenekte aktif görevler. Her neyse, bunu da çok da uzatmayalım. Siz detaylıca okuya okuya anlarsınız artık. Anlayacağınızı umuyorum. Oyunda çeşitli böyle görevler var. Yok işte 500 hayvan yakala diyor. Görevi ne diyor? 10 tane altın çanta falan filan. Böyle oyundaki çeşitli şeyler istiyor sizden. Şunu yapın, ödülü bu falan şeklinde. Önce alıyorsunuz şöyle seçerekten. Daha sonra tekrar gelip o merkezdeki o elle tutuşan bir olan bir kız, robotik bir zımbırtı vardı. Birazdan gene gösteririm. Veya direkt buraya da gelebilirsiniz. Görevi bitirdikten sonra buna tekrar gelmeniz yeterli. Sonra görevi yaptığınız anlaşıldığı için ödülünüz ödül kutusuna yollanıyor. Neyse, şimdilik bunları çok uzatmayalım. Şuna geçelim. Burada bir radyomuz var, çok şeker. Tabi içindeki radyolar hayali radyolar. Şu an Hideyuki Shin şeyindeymiş. Müziğindeymiş. O nerede o? Ha, radyoyu ayarlayamıyoruz şu an. Neyse, ileride radyoyu ayarlayabileceksiniz. İki çeşit mi, üç çeşit mi ne radyo var. İçinde karışık müzikler çalan. Diğerleri de oyundaki zamanla açacağınız müziklerin, zamanla geçtiğiniz katlara göre açılacak olan müziklerin şeyleri çalacak. İstediğiniz bir müziği seçip de sürekli tekrar etmesine de ayarlayabilirsiniz. Ama ben radyoyu tercih ediyorum. Karışık müzik çalması bana daha hoş geliyor. Şimdi ölüm amcayı tekrar seçtik. Hadi tekrar devam et dedi. Evet. Bu kısmı da atlattığımıza göre bu videoyu da burada bitirelim. Dördüncü bölümde olayı biraz daha kısa keserekten tanıtım amaçlı olan videolarımın sonunu getireceğim arkadaşlar. Sonra asıl hikayeye giriş yapacağız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü büyük bölüm canavarlarına geçeceğiz. Sonra da daha karışık. Ondan sonrasına da bakarız artık. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.